Şu yiğite bir bakın. Dünyada zulüm gören her mazlum Müslümanın gözlerinin aradığı sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sen ümmetim içinde bulunduğun sürece ümmetim içinde fitne çıkmayacak dediği adaletin timsali. Onsuz İslam dünyasının boynu bükük kaldığı koca halife. Boylu poslu, öyle heybetli ki onu gören korkusundan yolunu değiştirir. Öyle haşmetli ki dostlar bile çekinirlerdi onun yanında yanlış yapmaktan. İslam düşmanlarına karşı kükreyen, kükredikçe düşmanın kalbine korku, Müslümanın kalbine cesaret veren gür ses. İslam'ın şanlı halifesi, peygamberin kahraman yiğidi. Hattab'ın oğlu Ömer'e bakın. İslam'dan önceki ahlakı ve konumu İslam'a yürüyüşünün haberini müjdeler gibiydi. Soyu Mekke'nin önde gelen ailelerinden biri olan Beni Adi'den. Soyluluğun yanı sıra zekası ve aklıyla en seçkin insanlardandı. Mekke'nin diplomasi sorumlusuydu. Aynı zamanda güç ve kuvvetiyle kimsenin ters düşmek istemeyeceği Mekke'deki ender insanlardan birisiydi. Genç yaşına rağmen Mekke'yi idare eden heyetin içindeydi. En müşkil durumlarda ortaya koyduğu çözümler kısa sürede ön plana çıkmasını sağlamıştı. Mekke'deki bir avuç okuma yazma bilenlerden birisiydi. 1000 mısra şiir ezberleyip 500 mısra ezberleyen varsa meydan okuyorum diyen bir edipti. İslam'dan önce de kendi davasında menfaatçi değil, samimiydi. İnandığı yolda her şeyini ortaya koymaktan çekinmeyen mert bir yapısı vardı. Bu yüzden Müslümanlara en çok işkence yapanlardan birisiydi. Ta ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun imanı için ellerini kaldırıp dua edene kadar. İki Ömer'den birinin imanı için Rabbine niyaz etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biri Hazreti Ömer, diğeri Amr bin Hişam yani Ebu Cehil'di. Bu iki isimden biri İslam'la şereflenirse, kabiliyetleri ve karizmalarıyla İslam'a benzersiz bir güç verebilecek, pek çok kişinin Müslüman oluşuna sebep olabilecek çapı büyük insanlardı. İslam'a adım adım yürüyüşünde 3 hadise var. Birinci hadise, azatlı köleleri Amr İbni Rebiya ve Leyla Binti Hasme'ye Müslüman oldukları için Ömer İbni Hattab çok ağır işkenceler uyguluyordu. Dedim ya, davasında samimiydi. İnandığı yolda ne gerekiyorsa yapan, her şeyini ortaya koymaktan çekinmeyen gözü kara bir yapısı vardı. Bu hali İslam'dan önce Müslümanlara en fazla işkence yapanlardan biri olmasına sebep olmuştu. Alıyordu eline kamçıyı, tüm gücüyle vuruyor da vuruyordu. Ama Ömer vurdukça Amr da, Leyla da Habeşli Bilal misali ehad, ehad diye haykırıyorlardı. Ömer'in hak bildiği yol oydu ve o yolun gereğini yapıyordu. Vurmaktan yorulunca da sanmayın ki size acıdığım için bıraktım. Dinlendikten sonra siz dininizden dönene kadar dövmeye devam edeceğim demişti. Peygamberliğin 5. yılıydı. Artan işkencelerden, zulümlerden kurtulmak için bir rivayete göre 18 Müslüman, 11 erkek, 7 kadın Hazreti Osman bin Affan rehberliğinde Habeşistan'a hicret hazırlığına girdiler. İşkenceler 5 yıl sürmüştü. O kafilenin içinde Amr ve Leyla da vardı. Leyla yolculuk hazırlığındayken Ömer bir anda çıka geldi. "Nereye gidiyorsunuz?" dedi. Leyla cevap verdi. "Senin işkencelerinden usandık. Vatanımızı senin yüzünden terk ediyoruz. Habeşistan'a gidiyoruz." dedi. Koca Ömer'in bir anda kalbi yumuşadı. Gözleri doldu. Bir damla yaş süzüldü. Yana çekildi. "Allah yardımcınız olsun." dedi. Ömer çıkınca kocası Amr girdi içeri. Leyla dedi ki, "Zannediyorum Ömer'in İslam'a girişi yakındır. Gördüm ki kalbi hidayete hazır." Amr ise ihtimal vermedi. "Hattab'ın ölü eşeği dahi iman etse Ömer iman etmez." dedi. Ama Leyla haklıydı. Gürül gürül bir hidayet pınarı kaynıyordu Ömer'in üstünde. Bu birinci hadiseydi onu adım adım hidayet pınarına yürüten. Yürüyordu Ömer. Ölümü korkutan adımları bu sefer Rahman'a atarak yürüyordu. İkinci hadise daha çarpıcıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece geç saatlere kadar Kabe'nin yanında ibadet ediyordu. Ömer orada olduğunu fark edince Kabe'nin duvarının yanından gizlenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyordu. "Ne yapıyor bu şair?" diye içinden geçirdi. Tam o sırada Hakka suresinin 41. ayetine geldi. Ömer içinden "bu şair ne diyor, bir dinleyeyim" dediği anda adeta 41. ayet cevap verdi. "Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Ve mâ hüve bi kavli şairin kalilin mâ tu'minun." Korktu Ömer. "Şair dedim, beni duymadan bana cevap verdi. Bu kalbimi mi okuyor yoksa? Acaba kahin midir?" dedi. Bu sefer bir sonraki ayet cevap verdi. "Bu kahin sözü de değildir. Ne de az tefekkür ediyorsunuz. Vela bi kavli kahinin kalilin mâ tezekkürun."
bu içimi mi okuyor yoksa bu sözleri uyduruyor mu diye içinden geçiriyor bu sefer. Bir sonraki ayet ise şöyle çarpıyor yüzüne. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer bu Kur'an'ı Muhammed uydursaydı onu can damarından yakalardık. Ömer dehşete kapılıyor, kaçıp gidiyor orada. Ama iman orada kalbini yoklamaya başlıyor. Nitekim bir süre sonra üçüncü hadise oluyor. Dedim ya, davasında samimi Ömer. Bir gün Mekke'nin idare edildiği Darü'n-Nedve'de Muhammed'i öldürmemiz lazım ama nasıl yapacağız? Daha önemlisi kim yapar bunu? Korkusuz biri lazım bize diye konuşulurken, ne diye beyhude konuşuyorsunuz? Ben gider öldürürüm diyor. Kılıcını alıp öldürmeye giderken yolda henüz Müslüman olduğunu bilmediği bir akrabası yolunu kesiyor. Yeni Müslüman olan Nuaym soruyor. Böyle hiddetle kılıç elinde nereye gidiyorsun ey Ömer diyor. Anlıyor çünkü. Ömer öylesine öfkeyle dolu ki adını bile anmıyor. O adamı öldürmeye gidiyorum diyor. Hazreti Nuaym dikkat dağıtıp zaman kazanması gerektiğini düşünüyor. Ömer'in yönünü değiştirecek, oyalayacak ta ki alemler sultanı nebiler nebisine aman bir zarar gelmesin. Hemen aklına bir çözüm geliyor. Sen onu bırak da önce kendi hane halkına sahip çık deyince Ömer öfkeleniyor. Sen ne diyorsun? Açık konuş diyor. Senin kız kardeşin ve enişten Müslüman olmuşlar. Gizlice Kur'an okuyorlar diyor. Kan Ömer'in beynine sıçrıyor. Nasıl olur da Hattab'ın oğlu Ömer'in kız kardeşi Müslüman olur? Önce onu öldüreceğim diye hışımla kız kardeşi Fatma'nın evine gidiyor. Eve varıyor ama öldürmeye geldiği yerde canlanıyor. İşte öylesine diri ol ki seni öldürmeye gelen de seninle dirilsin. İmha etmeye gittiği yerde inşa alıyor Ömer. Girmeden kapıda dinliyor önce. Geçen gün onu yüreğinden yakalayan Kur'an yine yüreğini eritmeye başlıyor. Bir anda kapıya omuz vurup içeri giriyor. İçeride bir panik ortamı, eniştesi ve amcasının oğlu olan Said bin Zeyd'e vurmaya başlıyor. Sonra ayırmaya çalışan kız kardeşi Fatma'ya vuruyor. Hazreti Fatma'nın yüzünden kan akmaya başlayınca donup kalıyor Ömer. Pişmanlık hissediyor bir anda. Kalbi yumuşuyor. Şu Kur'an'ı hele bir getirin, okuyuverin bana diyor. Habbab bin Eret okumaya başlıyor. Ömer diyor ki vallahi bu sözler bir beşer sözü olamaz. Bu sözler alemlerin Rabbinin sözünden başkası olamaz. Ben buna iman ediyorum diyor. Habbab bin Eret itirafta bulunuyor. Vallahi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam senin imanın için dua etmişti diyor. Öyle mi diyor Ömer? Allah'ın peygamberi benim için dua mı etmişti? Öyleyse beni hemen ona götürün diyor. Haber gelmişti o sırada Erkam'ın evinde peygamberini koruyan sahabelere. Allah'ın aslanı Hazreti Hamza kapıda karşıladı onu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gel Hattab'ın oğlu dedi. Hazreti Ömer geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın önünde diz çöktü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimseye davranmadığı gibi bir yaklaşım sergiliyor. Hızlı bir hareketle omuzlarından kavrayıp sallamaya başlıyor. Ey Hattab'ın oğlu Ömer, İslam'a girmenin vakti gelmedi mi diyor. Daha sonra Hazreti Ömer o günleri anarak diyecekti ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün omzumu tutarak salladığında imanımın kalbime yerleştiğini hissettim. Ömerül Faruk olmuştu o. Ömerül Faruk. Onlar batıl biz hak, onlar zelil biz aziz değil miyiz ya Resulallah dedi o yüzden. Haykıralım kol kola girdiler sahabelerle Kabe'ye yürüdüler. Uzaktan görenler Ömer Müslümanları tutuklamış da getiriyor zannettiler. Müslümanlar orada ibadet ettiler Kabe'nin etrafında. Ömer Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ya Resulallah sen şimdi Erkam'ın evine geri döneceksin ama ben imanımın sevincini tutamıyorum, herkese ilan etmek istiyorum dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam izin verdi. Ömer de her yerde ne pahasına olursa olsun haykırmaya başladı. Önce müşrik liderlerinin kapısını çaldı. Hepsine tek tek Müslüman olduğunu haykırdı. Sonra Darü'n-Nedve'ye gitti. Ebu Cehil'in ve tüm müşriklerin bulunduğu kalabalık bir insan grubunun arasında Müslüman olduğunu haykırdı. Onun üstüne kalabalık çullandı. Geleni vurup yıkıyordu. Hep birlikte kollarından tutup vurmaya başladılar. Beni Seyyim kabilesinden bir adam onu korumak için araya girdi. Ömer'in ailesi Beni Adi, Ömer'i size bırakır mı sandınız dedi. Beni Seyyim, Adi oğullarıyla işbirliği içindedir bilmez misiniz dedi. Sonra Ömer'e döndü sessizce. Sen ne yapıyorsun, kendini mi öldürteceksin? İmanını gizleyemez miydin dedi. Ömer döndü ve dedi ki ben hak üzereyim, hak ile batılı ayırmam gerekir. Tıpkı kainatın Rabbinin gece ile gündüzü ayırdığı gibi. Ömerül Faruk doğru. Rabbim bize de böyle bir ufuk versin. Müslümanların arkasını yasladığı aslan yüreklerden, yaslanılan dağlardan biri olmuştu artık. Herkes hicrette gizlice mesela Medine'ye hicret ederken o açıktan hicret etmişti. Çıktı Kabe yanında insanlara seslendi. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Hanımını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen çıksın karşıma dedi erkekse. Kimse cesaret edemedi tabii. 30 zayıf insanı aldı yanına gitti Medine'ye. Cehenneme bir kişi girecek denilse ben miyim diye korkarım. Bir kişi cennete girecek denilse ben miyim diye ümitlenirim derdi Ömer. Kulluğunu tam manasıyla sırat-ı müstakimde yaşıyordu. Öyleyse biz de o çizgide yaşayalım. Hani Üstad Bediüzzaman diyor ya iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Küfür insanı gayet aciz canavar hayvan eder.
Evet, İslam'dan önce Ömer, kalbinde hiçbir merhamet taşımayan, kız çocuklarını diri diri gömen ve bunu normal gören bir topluluğun içindeyken, İslam'dan sonra aleme adalet ve nizamın ve huzurun rehberi olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çok seviyordu. Çok da hatırası var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ama hangisini anlatacağımı şaşırıyorum gerçekten. Mesela Hakem İbni Kaysan'a rahmet peygamberinin İslam'ı anlattığı sahneyi hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapısına çok defa gitmiş, bir türlü iman etmediği gibi kötü sözler söylemiş ona. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i de yanında götürmüş. Hazreti Ömer bu kötü sözleri duyunca kılıcını çekmiş. Ya Resulallah, bu üç kuruşluk adamlar için neden bu kadar çile çekiyorsun? İzin ver kellesini uçurayım demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap vermiş ki, Ömer, marifet cehenneme adam göndermek değil, marifet cennete adam göndermektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, aslında bize bir yöntem öğretiyor burada. Vazgeçme diyor, pes etme. Sen tohum ek, filizlenmezse toprak utansın. Ve en sonunda kazanmış hakemi. Sonunda iman etmiş. Hicretin 4. yılında biri Mauna'da bir Kur'an öğretmeni olarak şehit olmuş. Hazreti Ömer hilafet döneminde o bölgeden birinin elini tutup kaldırmış. O gün Resulullah beni dinleseydi hakem bugün cehennemde odundu. Ama beni dinlemedi, bugün hakem şehit olarak cennete yürüdü demiş. Bir diğer hatıra. Bedir'de düşman saflarında müşrik ordusunun liderlerinden Süheyl bin Amr konuşarak müşrikleri cesaretlendirmişti. Bedir zaferi sonrası esirler arasında onu görünce izin ver ya Resulallah dişlerini sökeyim. Karşısında alemlerin gördüğü en naif insan vardı. Dedi ki ben alemlere rahmet olarak gönderildim. İşkence benim sünnetim değil. Umulur ki Süheyl bir gün gelir seni memnun edecek bir konuşma yapar. Aradan biraz zaman geçti. Müşrik lider Süheyl fidyesini ödeyip serbest kaldı, geri döndü. Müslümanlar Bedir, Uhud ve Hendek'te savaştıkları ve onları öldürmeye çalışan kana susamış katil müşriklerin arasına silahsız bir şekilde umre yapmaya gitmek üzere yola çıkmışlar. Kana susamış müşrikler Araplara rezil olmamak için onları öldürememişler ama Mekke'ye de sokamamışlardı. 1001 zorlukla Hudeybiye'ye varan Müslümanlar çok zor şartlar altında ihramla günlerce beklemişlerdi. 6 yıllık Kabe hasreti ve savaşta sevdiklerini şehit etmiş olan müşriklerin orada onlara ters muamelesi onları fevkalade öfkelendirmişti. Sonra Hudeybiye barışı imzalanması için müşrik lider Süheyl gelmişti. Müslümanların aleyhine bir anlaşma yapılınca iyice öfkelendi Ömer Süheyl'e karşı. Anlayamıyordu böyle bir adam nasıl olur da Ömer'i hoşnut edecek bir konuşma yapabilirdi ki. Nice zaman sonra anladı. Süheyl bin Amr Müslüman oldu. Ve Efendiler Efendisi, kainatın güneşi, alemlere rahmet peygamberi yatağa düşmüş, eceline doğru yürüyordu. Ömer'in ölümü korkutan yürüyüşü artık hüzün doluydu. Yüreği göğüs kafesine sığmıyor, iç alemi yutulmuş hıçkırıklarla darmadağındı. Ve Ayşe anamızın feryadı kapladı Medine'yi. Rahmet peygamberi vefat eyledi. On binlerce hançer, on binlerce sahabenin kalbine saplanıyordu adeta. Rabbine yürüdü Nazlı Nebi. Artık vakit ayrılık vakti, artık vakit hasret ve elem vaktiydi. Güneş artık onsuz bir dünyaya doğacaktı. Kederliydi bu yüzden. Bulutlar artık onsuz bir yeryüzünün semalarında dolaşıyordu. Bu yüzden dargındı bulutlar. Hala kederinden ağlıyordu adeta. Hüzün ve ızdırap rüzgarları esmeye başlamıştı Medine'de. Vefat-ı Nebevi tüm sahabeleri sarsmıştı. Öyle tatlıydı ki peygamberin sohbeti, öyle tatlıydı ki onun arkadaşlığı. Nasıl bir şeyse artık. Onsuz yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hiç tatmamışlardı. Acıyı yudumluyorlardı şimdi. Ömer ise kabullenemiyordu durumu. Bir yandan hıçkırarak ağlıyor, bir yandansa o Musa'nın Rabbi ile konuşmaya gitmesi gibi gitti. Geri gelecek, her kim onun öldüğünü söylerse bu kılıcımla kellesini uçururum diyor. Tablo çok hazin. Hazreti Ebubekir, Allah ondan razı olsun, öyle bir konuşma yaptı ki herkes kendine geldi. Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed öldü. Her kim Allah'a tapıyorsa o ölmez ve bakidir diye başlamıştı konuşmasına. Ve Ömer öğrendi ki o Ebubekir'in muhteşem konuşmasının, Medine'de yaptığı konuşmasının kelimesi kelimesine tıpatıp benzerini Süheyl bin Amr Mekke'de sahabeleri teskin etmek için yapmıştı. Çok memnun oldu. Anladı ki Allah Resulü bu konuşmadan bahsetmişti, memnun olacaksın diyerek. Şimdi isterseniz biraz geriye saralım. Ceziretül Arab'a gidelim. Hayalen Ceziretül Arab'a, Arap Yarımadası'na gidelim. Hayalen o kutlu mescitte, Mescid-i Nebevi'de sahabelerin yanına oturalım. Ashabın pek çoğu var içeride. Birden içeriye Nebiler Nebisi Aleyhisselatü Vesselam giriyor. Herkes namaz kıldırmasını beklerken "Eyne Ebu Bekir, Ebu Bekir nerede?" diyor. Ebu Bekir geliyor, sağına alıyor. "Eyne Ömer?" diyor. Ömer'i soluna alıyor. Ellerini tutup havaya kaldırıyor. İşte biz
Kıyamet gününde böyle haşrolacağız, böyle dirileceğiz diyor. Manzarayı zihninizde canlandırın. O mübarek tabloya bakın. Şimdi soruyorum. Bir eller Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutarken diğer elleri ne yapıyordu biliyor musunuz? Boş duruyordu. Sizin o ellerden tutmanız için. Arada 1400 yıl yokmuş gibi sımsıkı tutmanız için. Ebu Bekir olun, Ömer olun. Hak olan İslam yolunda dosdoğru yürüyün, Ömerce yürüyün. Ve tutsun elinizden Ömer. Madem nicedir insanlar yakınır durur, bir Ömer'i yok mu boynu bükük ümmetin diye. Ömer'i mezarından kaldıramayacağımıza göre, öyleyse vakit Ömer olma vaktidir. Elbette aleme nam salmış böyle bir kahramanı anlatmaya saatler yetmez. Kış vakti şu tepelere yem serpin. Ömer'in halife olduğu vatanda kuşlar aç kalmasın dediği veya Fırat'ın kenarında bir koyun için bile dertlendiği halifelik dönemini inşallah başka bir videoda Allah ömür verirse anlatmak üzere. Allah'a emanet olun.